Merhaba arkadaşlar, ben Murat Bal. Yeni bir üniteye başlıyoruz. Bu ünitede Cumhuriyet Başsavcılığı işlemlerini göreceğiz. Cumhuriyet Başsavcılığı işlemleri ana hatlarıyla kendisine intikal eden şikayet ve ihbarların soruşturulması, yürütülen cezai veya hukuki tahkikatın sonucunda bir suç unsurunun bulunması halinde ilgili mahkemeye kamu adına dava açılması, mahkemenin verdiği nihai kararın incelenerek gerekirse temiz edilmesi ve kesinleşen karar sonucunda infazın yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı aşağıda listelenen hallerde soruşturma başlatabilmektedir. Müşteki veya vekilinin savcılığa başvurarak şikayette bulunması, özel ve tüzel kişilerin savcılığa ihbarda bulunması, kolluk kuvvetleri tarafından suçüstü yakalanan sanıkların savcılığa getirilmesi. Bunların dışında savcı re'sen de soruşturma başlatabilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma süreci boyunca vakayı aydınlatmak için ifade almakta, bilirkişiye başvurmakta, arama yaptırma, tedbir koyma ve benzeri faaliyetleri yürütmekte, gerekiyorsa sanığın tutuklanmasını talep etmektedir. Savcı çalışmalarını tamamlayarak soruşturmayı bir kararla sonuçlandırmaktadır. Savcı takipsizlik kararı vererek dosyayı kapatabileceği gibi iddianame veya davaname hazırlayarak ceza ve hukuk mahkemelerine dava açabilmektedir. Savcı mahkemenin verdiği nihai kararlara itiraz edebilmekte, kesinleşmiş kararlar için de yazılı emir veya iade-i muhakeme talebinde bulunabilmektedir. Dava sonrası mahkemeden gelen ilamlar Cumhuriyet Başsavcısı tarafından cezaevine, kolluk kuvvetine ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinden gelen şartla tahliye, vasi, hükümlü izin ve nakil taleplerini ilgili mahkemeye veya Adalet Bakanlığı'na göndermekte. Bu birimlerden savcılığa gelen cevaplar da ilgili cezaevlerine iletilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı cezaevinden gelen şartla tahliye, vasi, hükümlü izin ve nakil taleplerini ilgili mahkemeye veya Adalet Bakanlığı'na göndermekte. Bu birimlerden savcılığa gelen cevaplar da ilgili cezaevlerine iletilmektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı bu görevler dışında savcılık kanalıyla gerçekleştirilen bütün yazışmalarda köprü vazifesi görerek Adalet Bakanlığı teşkilatı dahilinde ve teşkilat ile diğer tüzel kişilikler arasında muhabereyi sağlamaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığı adli yargı çevresindeki noterleri ve icra dairelerini denetlemektedir. Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemi aşağıda listesi verilmiş modüller ve bu modüllere bağlı alt modül ve ekranlardan oluşmuştur. Soruşturma işlemleri modülü, tevzi modülü, kararlar modülü, muhabere modülü, emanet işlemleri modülü, yasa yolları ve esas işlemleri modülü, ilamat işlemleri modülü. Soruşturma işlemleri modülü, Cumhuriyet Başsavcılıklarında tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modüldür. Sorgulama alt modülü, tüm soruşturma işlemlerine ilişkin sorgulama ekranlarını içeren alt modüldür. Sorgulama alt modülü altında yer alan ekranlar aşağıda açıklanmıştır. Soruşturma işlemleri genel sorgulama. Soruşturma işlemleri genel sorgulama ekranı, adli sistemde kayıtlı olan dosyayı bulmak, dosyadaki bilgileri görüntülemek için kullanılan sorgu ekranıdır. Soruşturma işlemleri genel sorgulama ekranı, ilgili savcısına tevzi edilmiş soruşturma dosyası için dosya bilgilerinin ilgili soruşturma savcısı ve erişim hakkı belirlenmiş katip tarafından görüntülenmesi için kullanılan sorgu ekranıdır. Dosya ayrıntı gösterme. Dosya ayrıntı gösterme ekranında istenilen dosya ile ilgili tüm bilgiler görüntülenebilir. Bu ekrandan görüntülenen dosya içinde bulunan tüm evrak, kararlar ve safahat bilgilerine geçiş yapılabilir. Dosyalara katiplerin erişim haklarının belirleme. Dosyalara katiplerin erişim haklarını belirleme ekranı ile görevli soruşturma savcısı tarafından kendisine tevzi edilmiş dosyaya ilgili zabıt katibi için erişim yetkisi tanımlanır. Katiplere iş atama.
Katiplere iş atama ekranı ile dosyalara erişim hakkı olan katiplere iş atama işlemi yapılır. Dava zaman aşımı tarihi kaydet. Dava zaman aşımı tarihinin girilip kaydedildiği ekrandır. Tecilli ilan sorgulama. Sanık hakkında daha önceden başka davalardan dolayı verilmiş tecilli ilanlar olup olmadığının sorgulanması, eğer varsa bu ilanların görüntülenmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Savcı dosya görüldüsü iş cetveli. Savcı dosya görüldüsü iş cetveli ekranı ile soruşturma savcısı ile görüldü işlemini yapacak olan başsavcı veya başsavcı vekili eşlemesi yapılır. Nihai karar inceleme sonucu kaydı. Adli yargı çevresindeki sulh ceza ve icra ceza mahkemeleri ile mülhakat ceza mahkemelerinde verilen nihai kararlara ilişkin savcı tarafından yapılan incelemenin sonucunun kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Yıllık iş cetveli hazırlama ekranı. Yıllık iş cetveli hazırlama ekranı belirlenen tarih aralığında derdest ekran evrakın yıllara göre beyanı, evrakın Cumhuriyet savcılarına göre beyanı, çıkan evrakın yıllara göre beyanı, savcı atanmamış dosyaların beyanı konularında rapor almasını sağlar. İddianame ve karar kartonları. İddianame ve karar kartonları ekranı ile gelen evrak, giden evrak, hepsi seçenekleriyle evrak ve dosya kriterlerine göre sorgulama yapılır. Günlük hazırlık defteri sorgulama. Günlük hazırlık defteri sorgulama ekranı ile hazırlık numarası alan dosyaların yıl bazlı olarak verilen ilk dosya sıra no ve son dosya sıra no aralığında sorgulaması yapılır. Dönemlik iş cetveli. Dönemlik iş cetveli hazırlama ekranı ile savcı üzerine tevzi edilmiş olan kapalı ya da açık tüm dosya bilgilerine ulaşılır. Esas defteri hazırlama ekranı. Günlük esas defteri sorgulama ekranı ile esas numarası alan evrakın yıl bazlı olarak verilen ilk esas sıra no ve son esas sıra no aralığında sorgulaması yapılır. Kullanılmamış hazırlık esas numaraları. Kullanılmamış hazırlık esas numaralarını sorgulama ve raporlama ekranıdır. Soruşturma dosyası iptal etme. Soruşturma dosyasını iptal etmek amacıyla kullanılan ekrandır. Bu işlem içerisinde kayıtlı evrak olmayan dosyalar için geçerlidir. Soruşturma açma alt modülü. Müşteki veya vekilleri tarafından savcılığa yapılan müracaatların kaydedilerek hazırlık soruşturmasının başlatılmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. Soruşturma açma alt modülü altında yer alan ekranlar aşağıda açıklanmıştır. Yeni hazırlık dosyası açma. Savcılığa intikal eden şikayetler için savcılık yeni hazırlık kaydı açma işlemlerini kapsamaktadır. Yeni hazırlık dosya açma ekranı ihbar ekranının taranarak sisteme katılması ile açılır. Tarama işlemi tarama merkezi tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi gereken birimin iş listesine düşer. Yeni hazırlık dosyası açma ekranı iş listesinden açılır. Tarama işlemi biriminde yapıldığında yeni hazırlık dosyası açma ekranı birim gelen evrak kayıt işlemleri ekranında yapılan işlemler sonucunda açılır. Ailenin korunması tedbir talebe bilgilerinin kaydedilmesi. Aile içi şiddetin duygusal, sözel, cinsel ve fiziksel görünümleri ceza hukuku açısından öldürme eylemi, etkili eylem, cinsel suçlar ve sözel şiddet içeren suçlar olarak incelenmektedir. Aile içi şiddet içeren suçlarda müşteki veya yakınının sanıktan korunması için gerekli tedbirlerin alınma faaliyetlerini kapsamaktadır. Aile içi şiddet içeren suçlarda savcı, müşteki eş veya yakınının şiddet eylemini yapan eşten korunması için tedbir talebinde bulunabilmektedir. Savcı, tedbir talebini nöbetçi sulh hukuk mahkemesine yapmaktadır. Bu işlemler 3005 sayılı kanun hükümlerince yürütülür. Aile içi şiddete maruz kalan kişiler veya bunların yakınlarının şikayette bulunması üzerine mağdurların korunması için talep edilen tedbire ilişkin bilgilerin kaydedildiği ekrandır. Hukuk davası açma soruşturma aşaması kayıt işlemleri. Hukuk mahkemelerinde açılacak davaların
esas bilgilerinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Eğer hukuk mahkemelerine dava açmayı gerektirecek bir başvuru, örneğin nüfus müdürlüklerinden ve benzeri savcılığa yapılmışsa, başvuru evrakının taranarak sisteme katılmasıyla birlikte akışa dahil edildiği ekrandır. Derdest soruşturma dosyası kaydetme. Soruşturma dosya açma işlemi, UYAP'tan yapılmayan dosyaların UYAP'a kaydedilmesi için kullanılan ekrandır. Soruşturma dosyası açılış bilgileri güncelleme. Soruşturma dosyası açılış bilgileri güncelleme ekranında açılan soruşturma dosyası bilgilerinin güncellenmesi gerçekleştirilir. İfade alma alt modülü. Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma süreci boyunca vakayı aydınlatmak için ifade almaktadır. İfade tutanağı hazırlama. İfade tutanağı hazırlama ekranı, soruşturma sırasında ilgili soruşturma savcısı tarafından alınan ifade tutanağının hazırlandığı ekrandır. Müzakere alt modülü. Soruşturmaya ilişkin genel ve özel müzakerelerin hazırlandığı alt modüldür. Müzakere, bir iş için herhangi bir makama yazılan yazıdır. Soruşturma işlemleri evrak hazırlama. Soruşturmaya ilişkin genel müzakere hazırlama ekranıdır. Patlayıcı müsadere karar talebi. Emanete kaydı yapılmış patlayıcı maddeler için müsadere kararı talep edilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Telefon tespit talebi bilgilerinin kaydedilmesi. Savcı tarafından yapılan telefon tespit talebine ilişkin bilgilerin kaydedildiği ekrandır. Mahkemeye yapılan müteferrik talebinin reddine itiraz. Cumhuriyet Savcısı tarafından talep edilen müteferrik işin reddedilmesi sonucunda bir üst mahkemeye yapılan müteferrik talebin reddine itiraz etme işleminin kaydedildiği ekrandır. Mekan arama talebi bilgilerini kaydetme. Savcı tarafından mahkemeye yapılan mekan arama talebine ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Hazırlık dosyası evrak iptal işlemleri. Hazırlık dosyasında yanlışlıkla hazırlanmış fakat onaya sunulmamış evrakın silinmesi için kullanılan ekrandır. Talimat alt modülü. Talimat, hukuk uygulamasında yurt içinde yapılan istinabe işlemleri için kullanılan terim. Teknik olarak istinabe olmakla birlikte uygulamada talimat olarak anılır. Talimat alt modülü soruşturma sırasında yer alan eksikliklerin giderilmesi için başka adli yargı çevresindeki savcılıklara talimat, ifade alma, bilirkişiye başvurma ve benzeri gönderilmesi işlemlerini ve aynı amaçla diğer savcılıklardan gelen talimatların takibi işlemlerini kapsamaktadır. Giden talimat işlemleri alt modülü. Soruşturma sırasında yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için başka adli yargı çevresindeki savcılıklara talimat, ifade alma, bilirkişiye başvurma ve benzeri gönderilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Talimat yazısının yazılması. Taşra'daki bir birime talimat yazısının yazılması işleminin yapıldığı ekrandır. Gönderilen talimatların listelenmesi. Gönderilen talimatların takip edilmesi amacıyla talimatların listelenmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Gelen talimat işlemleri alt modülü. Başka savcılıktan gelen talimatların işlemlerinin yapılmasını kapsamaktadır. Talimat dosyası açılması. Başka savcılıktan gelen talimatlar için dosya açma işleminin yapıldığı ekrandır. Menüde yer almayan ekran işletime geçmiş adliyelerden evrak olarak geldiğinde iş listesine düşer ve iş listesinden açılır. Henüz işletime geçmemiş adliyelerden evrak olarak geldiğinde taranarak sisteme katılması ile görüntülenir. Tarama işlemi tarama merkezi tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi gereken kişinin iş listesine düşer. Talimatların listelenmesi. Sistemde kayıtlı olan tüm gelen talimatların listelendiği ekrandır. Talimat üst yazısı hazırlanması. Talimatın gerçekleştirildiğine dair yazının hazırlandığı ekrandır. Talimat dosyası genel müzekkere hazırlama.
talimat dosyasına ilişkin müzekkere hazırlama işleminin yapıldığı ekrandır. Talimat evrak hazırlama işlemleri. Talimat gerçekleştirildiğinde ne dair yazının hazırlandığı evrak ekrandır. Suçluların iadesi alt modülü. Adli işbirliği içerisinde olunan ülkelerle yapılan anlaşmalar sonucu sanığın suçu işledikten sonra kaçtığı ülke tarafından suçun işlendiği ülkeye teslim edilmesi işlemlerini kapsamaktadır. Sanık suçu işlediği yerin adli makamlarınca yargılanmalıdır. Suçluların iadesi işlemleri altında yer alan ekranlar aşağıda açıklanmıştır. Yabancı sanık iade kararının kaydedilmesi. Yurt dışında suç işlemiş ve Türkiye'de yakalanan yabancı sanığın ülkesine iade edilmesi hususunda Bakanlar Kurulu'nun iadeye ilişkin verdiği kararın Adalet Bakanlığı'ndan gelmesi durumunda bu ekran kullanılır. Rüşvet, zimmet ve irtikap gibi suçların memurlar tarafından işlenebilecek suçlar olarak Türk Ceza Kanunu'nda düzenlendiğini görmekteyiz. Yabancı sanık bilgilerinin kaydedilmesi. Yurt dışında suç işlemiş ve Türkiye'de yakalanan yabancı sanık bilgilerinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Yakalayan birim tarafından düzenlenen evrak taranarak sisteme katılır. Tarama işlemi tarama merkezi tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi gereken kişinin iş listesine düşer. Memur suçlarının soruşturulması alt modülü. Memur suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma işlemlerinin yapıldığı alt modüldür. Soruşturma izin verilmemesine itiraz. Cumhuriyet Savcısının soruşturma izin talebinin reddedilmesi durumunda itiraz bilgilerinin kaydedildiği ekrandır. Evrak teslim bilgilerini kaydetme. Savcılık tarafından başka kurumlara evrak teslim edilmesi sırasında imzalanan teslim ve tesellüm belgesine ait bilgilerin kaydedildiği ekrandır. Tebligat alt modülü. Cumhuriyet Başsavcılığı tebligat işlemlerini kapsamaktadır. Tebligat, zarf, davetiye hazırlanması, tebliğ edilecek evrakın tebliğ edilme bilgilerinin kaydedildiği ekrandır. Posta birimine uyarı yazısı hazırlanması. Hazırlanmış tebligat için posta birimine uyarı yazısının hazırlandığı ekrandır. Yurt dışı tebligat için bakanlığa üst yazı hazırlanması. Yurt dışı tebligat için Adalet Bakanlığı'na üst yazı hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır. Ön ödeme bilgilerinin kaydedilmesi. Ön ödeme, tahsilat fişi ve tebligatının hazırlanması için gerekli olan bilgilerin kaydedildiği ekrandır. Taraf işlemleri alt modülü. Bu arada ön ödemeyi açıklayalım. Suç isnat edilmiş kimsenin belirli bir miktar para cezasını ödeyerek kamu davasının açılmamasını veya açılmış bir davanın düşmesini ortaya çıkaran bir müessesedir. Buna göre savcı veya hakim tarafından belirlenen bir parayı belirli bir süre içinde ödenmesi durumunda kişi hakkında kamu davası açılmayacak veya açılmış ise ortadan kaldırılması sağlanacaktır. Ön ödeme kural olarak yargılamasız cezalandırma müessesesidir. Fakat dava açıldıktan sonra bu kurumun uygulanması mümkündür. Taraf işlemleri alt modülü. Sisteme ve üzerinde işlem yapılan dosyaya taraf kaydedilmesi işleminin yapıldığı alt modüldür. Vekaletnamesiz vekil kaydedilmesi. Hükümlüye vekil atanması işleminin yapıldığı ekrandır. Avukat kayıt güncelleme işlemleri. Avukat bilgileri kayıt ve güncelleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Vekil adres bilgisi ekleme güncelleme. Dosyadaki taraflara vekil kaydedildiğinde bu vekilin adres bilgilerinin güncellenmesi için kullanılan ekrandır. Taraf ve tanık bilgilerinin güncellenmesi. Dosyaya konu olan tarafları seçmek suretiyle bilgilerini görüntülemenin ve düzeltmenin mümkün olduğu ekrandır. Taraf ya da vekile soruşturma dosyası evrakı teslim edilmesi. Dosya ile ilgili verilmesi lüzumlu görülen evrakın ilgili tarafa veya vekille teslim edilmesi bilgilerinin kaydedildiği ekrandır. Tutuklama işlemleri alt modülü. Tutuklama işlemleri suçüstü getirilen sanığın ceza muhakemesi usul kanunu 104. maddede belirtilen hallerden dolayı tutuklanması amacıyla savcılık tarafından yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. Madde 104, kaçma şüphesini uyandıracak vakalar bulunması,
delillerin yok edilmesi, değiştirilmesi, gizlenmesi, şeriklerin uydurma beyana veya tanıkların yalan tanıklığa veya tanıklıktan kaçmaya sevk edildiğini, bilirkişilerin etki altına alınmasına çalışıldığını gösteren hal ve davranışların bulunması. Tutuklama talebi bilgilerinin kaydedilmesi. Sanıklar hakkında hangi türden ve maddeden dolayı tutuklama talebinde bulunulduğunun kaydedilmesi ve ilgili talep evrakının hazırlanması işlemlerini kapsayan ekrandır. Mahkeme tarafından tutuklanan ve cezaevine gönderilecek olan kişilerin tevkif bilgilerinin kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tutuklama kararının mahkeme tarafından savcılığa gönderilmesinin ardından bu ekran vasıtasıyla kayıt işlenir. Tevkif defteri oluşturma ekranı. Sisteme kaydedilen tutukluların ve bunlara ait bilgilerin görüntülendiği rapor ekranıdır. Tutukluluk giriş. İşletim kapsamında bulunan adliyelerde mahkeme tarafından tutuklama kararı verilen kişilerin tutukluluk bilgileri sistem tarafından otomatik olarak kaydedilir. Henüz işletime geçmemiş adliyelerden işletim kapsamında bulunan adliyelere tutuklama karar bilgileri gönderildiğinde bu kararların kaydedilmesi işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Tutukluluk bilgileri güncelleme. Kaydedilen bütün tutukluluk bilgilerinin görüntülendiği, istendiği takdirde güncelleme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Gıyabi tutuklama işlemleri alt modülü. Gıyabi tutuklama, kişinin yokluğunda alınan tutuklama kararıdır. Firar durumunda olup Ceza Muhakemesi Usul Kanunu'nun 104, 223 ve 229 son maddelerine istinaden gıyaben tutuklanmalarına karar verilen sanıklarla ilgili işlemlerin otomasyon ortamında gerçekleştirilmesini kapsamaktadır. Gıyabi tevkif dosya arama. Sistemde kayıtlı olan gıyabi tevkif dosyalarının sorgulandığı ekrandır. Gıyabi tutuklama dosyası. Gıyabi tevkif dosyasının görüntülendiği ve gerektiğinde dosyanın kapanma işleminin yapıldığı ekrandır. Gıyabi tutuklama dosyası güncelle. Gıyabi tevkif dosyası ile ilgili güncellemelerin yapıldığı ekrandır. Gıyabi tevkif işlemleri evrak hazırlama. Sistemde kayıtlı olan gıyabi tevkif evraklarının hazırlandığı ekrandır. Gıyabi tevkif bürosu yıllık iş cetveli hazırla. Yıllık iş cetveli hazırlanması için hazırlanan ekrandır. Gönderen mahkeme bazında açık olan dosyaların dökümü. Gıyabi tevkif dosyalarının mahkeme bazında gösterildiği rapor şablonudur. Eski gıyabi tutuklama ekranı. Eski tutuklama girişinin yapıldığı ekrandır. Gıyabi tutuklama dosyası. Eski gıyabi tutuklama kararlarının görüntülendiği ekrandır. Eski gıyabi tutuklama güncelle. Eski gıyabi tutuklama bilgilerinin güncellendiği ekrandır. Ek gözetim süresi işlemleri alt modülü. Kolluk kuvvetleri tarafından gözaltında tutulan sanığın gözetim süresinin uzatılması için yapılan talebe ilişkin yürütülen faaliyetleri kapsamaktadır. Ek gözetim süresi bilgilerinin kaydedilmesi. Kolluk kuvveti tarafından ek gözetim talebinde bulunulması sonucu gözaltında tutulan sanığın adli makamlara getirilmesi gereken zamanın kaydedilmesi işlemlerini kapsayan ekrandır. Kolluk kuvvetince savcılığa gönderilen ek gözetim süresi talep evrakı taranarak sisteme katılır ve bu ekran vasıtasıyla ek gözetim süresi bilgileri kaydedilir. Gözaltına alınan kişilerin kaydedilmesi. Kolluk kuvveti tarafından gözaltına alındığı bildirilen kişilerin kaydedilme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Bu işlem kolluk kuvvetinin ilgili kişileri gözaltına aldığını savcılığa yazılı veya sözlü olarak bildirmesi sonucu yürütülmektedir. Gözaltına alınmanın yazılı olarak bildirilmesi durumunda ilgili evrak taranarak sisteme katılır ve bu ekran vasıtasıyla gözaltına alınan kişiler kaydedilir. Bilirkişi işlemleri alt modülü. Soruşturma dosyası ile ilgili bilirkişi işlemlerinin yapıldığı modüldür. Talimat bilirkişi işlemleri alt modülü. Adli yargı çevresi dışından gönderilen talimatlara ilişkin bilirkişi işlemlerinin yapıldığı alt modüldür. Sisteme bilirkişi ekleme. Bilirkişi bilgilerinin sisteme girilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Bilirkişi arama. Bazı kriterlere göre sistemde kayıtlı bilirkişilerin sorgulanarak görüntülendiği ekrandır.
Bilirkişi görevlendirmesi. Sistemde kayıtlı bilirkişilerin içinden bilirkişi araması ve atanmasının yapıldığı ekrandır. Bu ekran bilirkişi işlemleri sürecinin herhangi bir aşamasında menüden çalıştırılabilir. Bilirkişi inceleme isteği müzakeresi yazılması. Sistemde kayıtlı uygun bir bilirkişi bulunamaz ise ilgili kurumlara bilirkişi inceleme isteği müzakeresi yazılarak uygun bilirkişi talep edilir. Bilirkişi inceleme isteği müzakeresi yazılması ekranı, bilirkişi inceleme isteği müzakeresi hazırlama işleminin yapıldığı ekrandır. Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması. Bilirkişi teslim tutanağının hazırlanması ve teslim kaydının oluşturulması işleminin yapıldığı ekrandır. Bilirkişi görevden çekilme dilekçesinin kaydedilmesi. Görevlendirilen bilirkişilerin görevi kabul etmemeleri bilgisinin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Bilirkişi görevlendirmesinden sonra bilirkişi eğer görevi kabul etmeyip bir feragat dilekçesi getirirse bu dilekçenin sisteme kaydı ve gerekli işlemlerin yapılması için bu ekran kullanılır. Feragat dilekçesi taranarak sisteme katılır. Tarama işlemi tarama merkezi tarafından yapıldığında iş akışında gitmesi gereken kişinin iş listesine düşer. Bilirkişi incelemesinden vazgeçilmesi. Dosyada görevlendirilmiş bilirkişinin incelemesinden vazgeçilme işlemlerinin yapıldığı ekrandır. Bilirkişi grubu oluşturma. Bilirkişi gruplarının oluşturulduğu ekrandır. Bilirkişi görevlendirmesine bilirkişi eklenmesi. Bilirkişi görevlendirmesi yapılmış dosyaya bilirkişi eklenmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Çekle ilgili suçların soruşturulması alt modülü. Çekle ilgili suçların soruşturulması alt modülü 3167 sayılı kanunun 16 taksim 1 ve 13 taksim 2 maddelerine muhalefet sebebiyle yapılan ihbarların soruşturulması faaliyetlerini kapsamaktadır. Çek bilgilerinin kaydedilmesi, çekle ilgili suçlarda 3167 sayılı kanunun 16 taksim 1 ve 13 taksim 2 maddelerine muhalefet sebebiyle çeke ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Nöbetçi savcılık işlemleri alt modülü. Nöbetçi savcılık işlemleri alt modülü ölümlü trafik kazaları, otopsi ve ceza muhakemesi usul kanunu 152. madde 1. fıkrada belirtilen şüpheli ölüm olayları gibi daireden uzaklaşmayı gerektiren olaylara vakit geçirmeksizin el konulması ve gerekenin yapılması faaliyetlerini kapsamaktadır. Nöbetçi savcı ve ekibi 24 saat boyunca kolluk kuvvetleri veya hastaneler tarafından bildirilen ve aciliyet arz eden vakalarla ölüm, ağır yaralanma ve benzeri gibi ilgilenmektedir. Ölüm muayene alt modülü. Nöbet süresince savcı tarafından iştirak edilen ölüm muayenesine ilişkin işlemlerin yapıldığı alt modüldür. Buna otopsi de diyoruz. Ölüm muayene tutanağı bilgilerinin kaydedilmesi. Ölüm muayenesi sırasında düzenlenen ölüm muayene tutanağına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Ölüm muayene tutanağı hazırlama. Ölüm muayenesi sırasında düzenlenen ölüm muayene tutanağına ilişkin bilgilerin hazırlanması işleminin yapıldığı ekrandır. Otopsi alt modülü. Nöbet süresince savcı tarafından iştirak edilen otopsiye ilişkin işlemlerin yapıldığı alt modüldür. Otopsi tutanağı bilgilerinin kaydedilmesi. Otopsi sırasında düzenlenen otopsi tutanağına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Otopsi sırasında düzenlenen otopsi tutanağına ilişkin bilgilerin hazırlanması işleminin yapıldığı ekranda otopsi tutanağı hazırlama ekranıdır. Tabip ekleme. Adli tıp personeli olmayıp devlet hastanelerinde çalışan ve otopsilere katılan tabiplerin sisteme kaydedildiği ekrandır. Otopsi teknisyeni ekleme. Adli tıp personeli olmayıp devlet hastanelerinde çalışan ve otopsilere katılan otopsi teknisyenlerinin sisteme kaydedildiği ekrandır. Fotoğrafçı ekleme. Keşiflere katılan fotoğrafçıların sisteme kaydedildiği ekrandır. Tereke bilgilerinin kaydedilmesi. Ölünün üzerinden çıkan kıymetli eşyaların ölünün varisleri arasında paylaştırılması amacıyla hukuk muhakemesine sunulmak üzere hazırlanan tereke yazısına ilişkin bilgilerin kaydedilmesi işleminin yapıldığı ekrandır. Günlük nöbet listesinin sorgulanması. Belirli bir güne ilişkin nöbetçi savcı, yazı işleri müdürü ve katip bilgilerinin görüntülenmesi işleminin yapıldığı
ekrandır. Adli tıp raporları talebi. Adli tıp raporları taleplerinin girildiği ekrandır. Keşif heyetinin belirlenmesi. Sistemde kayıtlı personeli sorgulayıp keşfe katılacak ekibi oluşturmak için kullanılan ekrandır. Cumhuriyet Başsavcılığı işlemlerini açıklamak. Cumhuriyet Başsavcılığı ana hatlarıyla kendisine intikal eden şikayet ve ihbarların soruşturulması, yürütülen cezai veya hukuki tahkikatın sonucunda bir suç unsurunun bulunması halinde ilgili mahkemeye kamu adına dava açılması, mahkemenin verdiği nihai kararın incelenerek gerekirse temiz edilmesi ve kesinleşen karar sonucunda infazın yerine getirilmesi faaliyetlerini yürütmektedir. Ulusal Yargı Ağı Projesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemini oluşturan modülleri sistematize etmek, Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemi çeşitli modüller ve bu modülleri bağlı alt modül ve ekranlardan oluşmuştur. Bunlar soruşturma işlemleri modülü, tevzi modülü, kararlar modülü, muhabere modülü, emanet işlemleri modülü, yasa yolları ve esas işlemleri modülü, ilamat işlemleri modülü, Ulusal Yargı Ağı Projesi'nde Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemini oluşturan modüllerden biri olan soruşturma işlemleri modülünde yer alan alt modülleri ve ekranları açıklamak, Cumhuriyet Başsavcılığı alt sistemini oluşturan modüllerden biri olan soruşturma işlemleri modülü, Cumhuriyet Başsavcılıklarında tüm soruşturma işlemlerinin yapıldığı modüldür. Bu modül çeşitli alt modüllerden ve bunlara bağlı ekranlardan oluşmaktadır. Bu alt modüllerden bazıları sorgulama alt modülü, tüm soruşturma işlemlerine ilişkin sorgulama ekranlarını içeren alt modüldür. Soruşturma açma alt modülü, müşteki veya vekilleri tarafından savcılığa yapılan müracaatların kaydedilerek hazırlık soruşturmasının başlatılmasına ilişkin faaliyetleri kapsamaktadır. İfade alma alt modülü, Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma süreci boyunca vakayı aydınlatmak aldığı ifadelere ilişkin işlemleri kapsamaktadır. Müzakere alt modülü, soruşturmaya ilişkin genel ve özel müzakerelerin hazırlandığı alt modüldür. Talimat alt modülü, soruşturma sırasında yer alan eksikliklerin giderilebilmesi için başka adli yargı çevresindeki savcılıklara talimat gönderilmesi işlemlerini ve aynı amaçla diğer savcılıklardan gelen talimatların takibi işlemlerini kapsamaktadır. Bu haftalık savcılık işlemlerinin sadece bir kısmını gördük arkadaşlar. Haftaya 7. ünitemizde savcılık işlemlerinin geri kalan modüllerini birer birer göreceğiz. Burada tevzi modülü, kararlar modülü, muhabere modülü, emanet işlemleri modülünü ele alacağız. Bugünlük dersimiz bu kadar. Haftaya görüşmek üzere.